Her birisi de 30-40 milyar para kodurlar. Şunu çözün dersiniz abi. Biraz da yıktılar, getirdiler işte. Güçleri yeter. Ta o bir paşetli olan yer, şurası, şurası, zaten. İşte bunlar kasa. Yani seçim günü gidin arkadaşlar, öyle. Geri durmayın. Vatandaşlık hakkınızı kullanın. Burada kaydınız var veya yok bilemiyorum. Ya vardır, var olan arkadaşların çoğu ki var. Burada bu yıkanların hepsinin var burada. Burada hepsinki var hocam. Siz neresiniz? Biz Gaziantep'liyiz, hep Gaziantep'liyiz. Bunlar akrabamız zaten, bunlar burada da. Şu an için yoklar evde de. Ben size gireceğim, tamam mı? Hadi, hadi. Geç oraya çekeyim seni. Kur'an-ı Kerim önü çekmezsen orada ben de ağrılırım. Tamam abi. Gençler de toplanın öyle. Hepinizi çekiyorum, hepinizi çekiyorum. Hadi başkanım, hadi başkanım. 60 gireyim, ben neler yapıyorum. Her yerde kalmaklar nasıl oluyor? Yapsam sen nasıl? Ben almam gereken yerlerinde oluyorum. Sen önemlisin. Ben önemli lan. Sen beni... Tabii, senin doğru. Abi bozdun işi ya. Pardon. Video çekiyorum, resim değil. Ben gelecektim de gelmeme gerek yok. Senin de gönlün kalmasın be. Senin abi. Sen tanırım ben. Neydi ismi? Süleyman. Süleyman abi, soy ismi neydi abi? Buyur abi. 30 Mart sabahı. Sen de çekeceksin, dükkan.
Kendi de çekeceğim abi. Şöyle bir gel abi, şöyle bir tane gel abi. Şimdi sen şöyle İbrahim Bey, menüsü formamıza görüş. Öyle mi? Deniz Bey şöyle olabilir misin? 2-3 sene yaptım. Sonra Nuri Bilge kaçtık yani. İbrahim. Deniz Bey. Deniz Bey. Buyurun. Buyurun lütfen. Bir şey ikram edin. Sizi sana. Geç. Başkanım siz yoktunuz bu fotoğrafta. Bu şekilde heba edilir. Bizim böyle bir anlaşık olmuş, onu söyleyebilirim. Mutlaka şimdi yaptığım bir turun içerisinde ve yüzün versekten. Bu bahsettiğiniz adamın kirliliğinin denize atılmasının olamaz kazanmasıydı. Bunu da yani yeni kanalizasyonu beklemeye bile gerek olmadan çözebilirsek çözmek gayretimiz olur. Ama yeni kanalizasyon hamlesinde hemen başlatmamız gerekiyor dediğim için. Kanalizasyon işini bir defa bitirmemiz gerekiyor. Yani altyapı sorunu Fethiye'nin kalmaması lazım. Ben bundan dolayı çok üzülüyorum yani. Hakikaten üzülüyorum. Yani Fethiye gibi bir dünya şehrinde altyapının bitmemiş olması üzücüdür. Yani Marmaris'te böyle bir sorun yok. Alanya'da böyle bir sorun yok. Diğer klasik şehirlerde böyle bir sorun yok. Ama bizim Fethiye'de maalesef %50'lerdeyiz. Yine çalışta gelgit çok olduğu için yani Fethiye belki bilmiyor yani deniz fazla yükselip alçalmıyor gibi görüyor ama bir denizde 70-80 santimlik bir gelgit var. Bu 80 santimlik gelgiti Fethiye Körfezi'nin ve Kızılada'nın önünden hesap ettiğinde çok büyük rakamlar var. Bu içe doğru basılan bu su işte Şövalye Adası'nın pisliği ve şeyler sabahleyin saat öğlene kadar çay gibi akıyor şeyler. Şövalye Adası'nın burnuyla Çat burnunun arasında ve bütün sahil bantını pisleyerek gidiyor. Ve herkes de onu biz de yutuyoruz. Bazı yüzecek yer bir biraz gitmemiz lazım. Şey. Bazı tertemiz oluyor, bazı da çok pis oluyor. Akıntının şekline göre değişiyor. Evet. Ama çevreci olmamız lazım. Yani bu körfez. Körfez'in korumamız lazım. Başka bir sermayemiz mi? Yine bir sermayemiz bizim denizimiz ve körfezimiz. Bir de hakikaten bu kadar koy var. Mavi yolculuğun merkezi olmamız lazım. Yeni mahalle var. Adamı olmamız lazım. Bunları yaparsak bu gözetle, özellikle beraber yaparız. Denizin temizliğiyle ilgili olarak birlikte kararlar almamız lazım. Şimdi ben bakıyorum, birisi karar alıyor, onu uygulamaya çalışıyor ama kendi sınırlar dışına çıkıveriyor. Yani ortak yapmazsanız, adam görecek sınırlar çıkar, tekrar sınırlar gelir. Yeşil ve mavi oluşturu, gözlük ve turizm merkezi haline geldikten başlığı sağlamak. Belediye hizmetlerinin, Akkaya Fethiye Belediye Başkanlarımız,
şekilde pazar yeri kurulacak. Öğrencilerimiz için 3 geçişler yapılacaktır.